Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bir gelenek artık. Yazılı öncesinde mutlaka bu videoları sizlerle buluştururuz. Yine bir yazılı geliyor. Daha önce bizi izleyenler yazılılardan çok güzel notlar elde ettiler. Bunun için bizlere yorumlarda belirttiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Ve tabii ki yeni yazılılar geldi. Sizlere birbirinden güzel 5 taktik vereceğim. Bu videoyu dikkatle izleyin. Evet sevgili 10. sınıflarım, öncelikle hepinize tekrardan kolay gelsin. Yazılı haftası geldi çattı. Hemen ilk yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Bir yazılı programı oluşturacağız. Ne yapıyorduk? Artık bir geleneksel hale geldi. Günde 2 veya 3 oturum yapıyorduk. En az 40 dakika sürmesini istiyorduk. İsteyenler bu süreyi biraz daha artırabiliyordu. Bunun ilkinde özellikle bir derse çalışmak, ikincisinde o dersle ilgili notlar almak ya da onunla ilgili sorular çözmek, üçüncüsünde de yaptıklarımız olmuş mu diye tekrar etmek ya veya yanlışlarımıza ve boşlarımıza dönüyor olmak. Her yazılıda yaptığımız gibi bunu bu yazılı öncesinde de yapıyoruz. Etkili bir yazılı programını önceden organize eden arkadaşlarımız yazılılarda inanın hiç zorlanmadılar ve bunu özellikle şimdi sizlerde yapmalısınız. Gelelim ikinci maddemize. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı öncesi artık örnek yazılı senaryolarını yayımlamaya başladı. Bu yazılılarda da yeni senaryoları sizlerle buluşturdu. Sevgili arkadaşlar, bunları öncelikle indirmelisiniz. Sonrasında çıktısını güzelce alıyorsunuz. Bu fare. Şunu alıyorsun. Şuraya getiriyorsun. Üzerine iki kere tıklıyorsun. Ve artık konu tekrarlarımızı yaptıysak eğer bunları çözme vakti gelmiş demektir. Şimdi konu tekrarlarımızı yapmak için de hemen bir sonraki maddeden aslında bahsetmek istiyorum. 13 Mayıs'ta bir yazılı kampı başlattık. Bizler Tonguç Akademi ailesi olarak her yazılılarda biliyorsunuz yanınızdayız. Daha önceki yazılı kampı videolarımızı izleyen arkadaşlarımız yazılılarda birebir veya çok yakın sorularla karşılaştığını bizlere söylediler. Bu konuda oldukça mutluyuz. Bu yazılılarda da böyle çok yüksek benzerlikler elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden asla ve asla bunları ne yapıyorsunuz? Kaçırmıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, ikinci ve üçüncü maddemizi o zaman ne yapacağız? Şöyle bir birleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örneklerini çözerken eğer eksik olduğunuz bir ders varsa yazılı kampımızda destekliyorsunuz. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Yazılıları başlıyorsunuz çözmeye. Tam bir ciddiyetle 40 dakika sürecek şekilde sanki derste ve sınavdaymış gibi. Sonrasında siyah bir kalemle yapabildiklerinizi yapıyorsunuz. Yanlış veya boşlarınızı da soru çözüm videolarına bakarak, onları da renkli bir kalemle yazmaya gayret ederek kağıdınızı tam böyle 100 puanlık bir kağıt haline getiriyorsunuz ve bu senaryo örneklerini birkaç kere okuduğunuz zaman konulara çok genel hatlarıyla hakim olmuşsunuz demektir. Özellikle zamanı çok daralan arkadaşlar bu taktikleri uygulasın. Tonguç Akademi'nin yazılı kampı videoları ve MEP örnekleri, bu ikisi size böyle çok kısa sürede depar artıracak iki önemli içerik benden söylemesi. Ve gelelim dördüncü maddemize. Sevgili arkadaşlar, dördüncü maddemizde mutlaka ama mutlaka atlamamanız gereken bir şey var. Bakın artık TYT'yi bitirmemiz gereken bir döneme çok yaklaşmak üzereyiz. Bu şu demek aslında bakarsanız. TYT'yi bitirmek zorundasınız demek değil. Ama düzenli soru çözümleri yapıyorsunuz. Yapıyor olmalısınız demek. Bu yüzden sizlerin de böyle yaptığını düşünerek mutlaka yazılı haftasında da bu tempodan, bu soru çözüm temposundan kopmamanız gerekiyor. Sizlere tavsiyem, hangi gün yazılıya çalıştıysanız onunla ilgili artık soru çözüm vaktiniz gelmiş demektir. İkinci oturumunuzda özellikle bunu fazlasıyla yapabilirsiniz. Soru çözmek bazen insana konu bile öğretir. Oradaki yanlışlarınızı öğrenmek bazen konuları detaylıca derinlemesine öğrenmenizi sağlayabilir. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka soru çözmeden sınava girmeyin. Sınavınız açık uçlu olacak olsa bile. Evet sevgili arkadaşlar, son maddemiz de oldukça önemli. İlk yazılılarınız istediğiniz gibi geçmemiş olabilir. Bu konuda arkadaşlar üzülmeyin çünkü şu an vereceğim taktik sizi bu konuda kurtarabilir. Ne yapacağız biliyor musunuz? Düşük aldığımız derse öncelik vereceğiz ve fazlalık vereceğiz. Yani onu önceleyeceğiz. İlk ona çalışacağız. Diyelim ki fizik hiç istediğimiz gibi geçmedi. O yüzden önce fiziği alacağız abi, tamam mı? Konu anlatımlarını izleyeceğiz. Yazılı kampına bakacağız. MEP örnek sorularına bakacağız. Orayı çözemiyorsak bile ne yapacağız? Soru çözüm videolarını izleye izleye halledeceğiz. Sonrasında oraya maruz kalma derecemizi arttırdıkça soru çözümlerine geçeceğiz. Onların yanlışlarını, boşlarını öğreneceğiz. Yani maruz kalmayı arttıracağız. Ne yaptık? Öncelik verdik. Ne yaptık? Fazla çalıştık. Ona maruz kalma derecemizi arttırdık. Ya inanın diğer yazıların çalışmalarına engel olmayacak derecede bu çalışmalara öncelik verip miktarını, çalışma miktarını, süresini arttırdığınız zaman yazılılarda da herhangi bir problemle karşılaşmayacağınıza söz veriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin bu söylediklerimin haricinde bir taktiği var mı? Varsa onları da yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Yazılılarda şimdiden kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.